Arkadaşlar merhaba. Karşınızda merhaba. Nilgün Hanım. Daha önce videosunu izlemeyen varsa açıklamaya atacağım. İlk sınavını geçemedi. Kaldım. Kaldı. Şimdi size nedenini açıklayacak. Neden kaldı sınavda? Çok heyecanlandım. Sınav sürecini anlatacak. Dinleyelim kendisini. Hem de dersimize devam edelim. Kalkışımızı evet. Yapalım. Yapalım. Hocam. Bak direksiyona bakmayın demişti bir tanesi. Yorumlara takılıyor kendisi. Yani yok takılmıyor. Gerçi kötü bir yorum yok. Hiç kötü yorum yok. Çok teşekkür ederim herkese. Evet. Evet. Nilgün Hanım. Sınav nasıldı? Sınav aslında ben çok güzel gelmiştim. Sınav olarak gelmemiştim. Demiştim ki arabayla bir tur atıp eve gideceğim. Kendimi öyle motive etmiştim aklım sıra. Ama çok heyecanlandım. Sonra sağ olsun. Neyse kimseye hiçbir şey demeyeceğim. Kötü bir şey demeyeceğim. Komisyon benden kaynaklandı. Ya benim yanımda oturan komisyoncu, ona teşekkür ederim. O çok iyi bir insandı gerçekten. Ama arkadaki beni çok gerdi. Zaten heyecanlıyım, gerginim. Ekstra gerginliğe gerek yoktu aslında. Yani sınava başlamadan önce bir gerginlik vardı değil mi? Evet. Yani zaten ben çantamı arkaya bagaja koyacaktım. Bir kere orada beni azarladın. Ne olduğumu anlamadım zaten. Ne dedi orada sana? Şimdi fotoğraf çekecekmiş. Tabletle fotoğraf çekilecek. Evet, tabletle fotoğraf çekilecekmiş. Ben de çantamı... Yol verelim arkadakine. Çantamı bagaja koyacaktım. Bir anda bağırdı. Hanımefendi biz seni beklemek zorunda mıyız? Çabuk ol diye. Yani alt tarafa 10 saniye sürerdi. Fazla bir uslubu şey... Uslubu yanlış. Uslubu çok yanlıştı, kötüydü. Zaten orada bir demoralize oldum. Sonra işte arabaya bindik. O çok gergindi ya. Ben heyecanlıydım, o benden heyecanlıydı. Sonrasında neler oldu? Sonrasında şey yaptı. Şu geri bu 25 metre yerimize geldiğimiz yerde. Burada yani. Evet. Burada. Ben buraya işte sağ sinyal verdim durmak için. Hanımefendi dedi çok hızlısınız dedi. Benim yanındaki beyefendiye dedi ki işte şey hocam ben sizin için çok endişelenmeye başladım dedi. Çok hızlı dedi. Yani böyle bir bu şekilde yorumda bulunması, yorum yapması doğru mu sence? Yok o anda zaten yani. Kızıma baktım 37 kilometredeydi. Yani o anda zaten çok panikledim. Ben zannettim ki gerçekten çok hızlıyım da hani 37'yi görünce de şaşırdım zaten. Ve şey o kadar gergindi, sertti ki gerçekten arabadan inmek istedim. Hani ondan sonra böyle tüm motivem, her şeyim dağıldı. Çünkü zaten dediğim gibi insanlar ilk defa sınava giriyorsun haliyle. Biz de zaten demiyoruz ki çok iyi şoförüz. Hani ehliyeti alır almaz yola atlamayacağız. Özel derslerimizi alacağız, edeceğiz, öğreneceğiz. Öyle çıkacağız zaten. Ama o değişik bir tavırdan işte çok bir kere kabaydı. Hani bağırarak konuşuyordu. Ondan dolayı gerildim. Gerilince de zaten. Evet, sürüşe de yansıyor değil mi? Hem de nasıl yansıyor? Şey kalkışı yapamadım ya. Bir fren yapalım. Güzel. Ani frende sinyal vermiyoruz. Vermiyor muyuz hocam? Kalkarken mi veririz? Tabii. Ha, hiç tamam. Verdik mi sağ sinyal ani frende? Vermedik. İşte bir veresim geldi. Yani evet kimseyi de suçlamak istemiyorum. Benim hatam da onu duymamalıydım. Aynen sen evet. Bildiklerini yapmalıydın. Zaten bütün bilgiler mevcut sende. Evet. Sınava göre çalıştık. Düzgün bir şekilde çalıştık zaten. Hani komisyonun seni etkilemesine gerek yok. Ya bak yine diyorum. Sen bildiklerini uygulayacaksın. Evet yine diyorum. Tamam çok iyi şoför değilim. Hani arabayı zaten muhteşem kullandığımı falan iddia etmiyorum. Ama... Bu arada bu sınavı sözünü unutma burada kaldın değil mi? Evet tam duralım, şurada kaldım. Duralım. Nilgün Hanım buradan çıktı birinci vitesle. Gaza fazla bastı. Direksiyonu da fazla kırdığı için
sağ tarafta döndükten sonra indirdiler. Evet, sınavım başlamadan bitti. Bir tane arkadaş yorumlara yazmış ki bu sınav ne kadar sürüyor diye. Aynen böyle döndü. Böyle döndü, hızlı döndü ama. Heh, işte. Sağa doğru böyle yanaştı, sonradan evet. Burada bıraktılar. Burada, yok ben orada kalmayı hak ettim zaten. Hani orayı çok hatalı döndüm. Ama hatalı dönmeme sebep oldu. Çünkü beni o kadar panikletti ki böyle bir şeye kapıldım. Şimdi zaten o bana çok hızlı, hatırlıyor musunuz hocam? Dedi ya çok hızlısın diye. 37'de çok hızlıydım. Sonra ben... Şimdi bir dakika, öndeki komisyon başkanı bir şey demedi değil mi? Hiçbir şey demedi. Söylemesi lazım. Yani hiçbir şey demedi. 37, 50 sınırı var. Orada ve 30 levhası da yok sonuçta. Hatta o dedi ki... Normal. Hatta o dedi ki ona, yok hocam iyi gidiyoruz dedi. Hatırlıyor musunuz? Ya bir ön yargı vardı demek ki arkadakinde. Şey, hatta ben şimdi öndeki nedir, arkadaki nedir bilmediğim için, hı-hı, şimdi oradan kalkınca yavaşladım iyice. Dedim ki hatta şey, bu hız iyi mi dedim. Hani ne bileyim, sorayım bari dedim. Sormam gerektiğini düşündüm. Sonra orada da beni azarladı. Hanımefendi dedi bana, bize ne soruyorsunuz dedi. Ne yapacaksanız onu yapın dedi. Biz de sizi değerlendireceğiz dedi. Hani. Sert bir dille. Ama o kadar kızarak söyledi ki yani. Duralım. Evet, durdum. Stop. Fazla durdum. Stop ettik. L Park'ta duruşumuz doğru mu sence? Hayır. Bir saniye. Yokuş kalkış yapacağım burada. Kayıyor araba. Tamam, çok, şöyle çok iyi değil mi? Şey, vitese bakma abla demişler. Bakmıyorum artık. Hadi bakalım. Hadi bakalım şimdi. Şimdi biraz sağa yanaşıp mı geleceğiz acaba? Böyle mi? Vitesi atmadık ama biz. Düzgün atalım. Düzgün atalım. Attım şimdi. Şu çizgiye yakın olmamız lazım. Sağ bir saniye. Var ya, nasıl, ne tarafı çevirmem lazım hocam? Sağa çevirince arka sağa gider. Tamam. Ne oluyor? Çok geldi yine. Düzelsin. Sol yap. Tam sol yap. Şimdi bakın. Burada duruş çok önemli. Evet. Sen ya, duruşu yanlış yaptın. Muhabbete daldık. Belki o yüzden olabilir. Yok, önümdeki at arabası vardı ya. At arabasını ya, boş ver ya. Sana ne at arabası? Keşke onu bekleseydim. Sınava. Bak şimdi sınava girdin. Komisyon moralini bozdu değil mi? Evet. Burada at arabası. Ha, hep bir bahanem sınava, var. Komisyon. Hep boş, bir bahane var. Bahane yok. Evet. Bahane yok. Tamam. Gel bakalım. Şu an oturdu mu? Oturduysa duracağız. Düzeltelim. Gel bakalım. Şimdi ayarımızı yapalım. Tamam. Biraz geriye gelmemiz lazım. Tamam. Şimdi yapıyorum. Bir saniye. Olmadı. Tam sağ yap direksiyonunu. Tam sağ. Sağ. Tamam. Anam ne kadar kötü yaptım ya. Tamam dur. Sınavda bu gelişe çok dikkat etmem. Gitti. At arabası gitti. Olan sana oldu yani. Bırak şimdi at arabasını. Düzelt direksiyonunu. Şöyle. 1,5 tur mu yapayım? Yap bakalım. Gel şimdi. Dümdüz gel. Evet. İşte sınavda gelirken yanaşmalı gelmem lazım. Yüzüğe yoksa yanaşman lazım. Evet. Hiç toparlayamayacağım anlaşıldığı gibi. Şu an ayarın güzel. Tamam. Şimdi ince ayarımı da yaptım mı tamamımdır. Şu an tamamım hocam. Atın umurunda değil. At gitti. At gitti. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Atın sahibinin de umurunda değil. Evet. Atı alan odun pazarını geçti. Geçti vallahi odun pazarını. Şu odun pazarı ileride. Öyle bilmeyenler mi? Bilmeyenler için. Hani ben Üsküdar, bilmiyorum. Üsküdar'ın yerine odun pazarı. Odun pazarı. Ben de bu güzergahı ilk defa gördüm. Buraları bilmiyordum. Gel bakalım. Evet, biraz yavaş geleyim. Şimdi burada bak geri geliyorsun. Debriyaja tam bas bakalım. Eğim var zaten, araba akar. Öyle mi? Sürtmeye gerek yok ki arabayı. Evet. Şimdi şurada bir düzelteyim arabayı. Düzelt bakalım. Düzelttim hocam. Debriyajı yine tam mı debriyaja kaldı? Debriyaja tam basıyorsun tabii ki. Hareketlendirdikten sonra tam basıyorsun. Zaten alan dar olduğu için. Tamam, şu anda yaptım. Tamam, parkımız açıklar güzel. Açıklar yaptım, tamam.
giriş kadar çıkış da önemli. Bazen bakıyorum başka güzergahlara. L parkları çok geniş. Bizim, ama bir şey söyleyeceğim ben. Bizimki çok dar. Yok tam ben şey yapmadım. Öyle... Geri park etmedim tam ben. Ne yaptım ben? Nasıl geri park etmedim? Tam oturdum L parkı. Çıkayım mı? Çizginin içindeyiz. O tarafta da içindeyiz. İçinde miyiz? Aynı andan bak. İçindeymişiz. Tamam. Tamam. Bir şekilde park ettim. Tamam. Yok normalde daha öne gidiyorduk ya, o yüzden dedim acaba. Şimdi çıkacağız. Çıkacağız. Sinyalimi vermişim. Bakmıyorum bakın vitese. Yarım debriyajda tutarak. Arkadaşlar burada L parktan çıkışta hamle hakkınız var, unutmayın. Ya illa direkt çıkacağım diye kendinizi zorlamayın. Bak. Bu öbür şeritten gidiyor. Ben çıkayım o tabii zaman. Tabii. Baktınız. Dubai'ye vuracaksınız. Geri alabilirsiniz. Evet, stop ettik. Çalıştır bakalım. Olur öyle şey. Bunlar hep tecrübe işte. Bir öncekinde ne kadar güzel yaptım evet, ya. Evet, bir önceki videosunu izleyin arkadaşlar Nilgün Hanım'ın. Yok şimdi sizinle bir önceki saatte de güzel yaptıydım. Çıktıydım ne güzel rahat. Olsun, pes etmek yok, böyle devam ediyoruz. Evet. Öğreniyoruz sonuçta. Öyle freni mi? Bırak, debriyajı tuttuğun sürece stop etmezsin. Tut, bekle ama biraz. Tamam. Tamam. Güzel. Şimdi. Şimdi devam edelim. Şu öndeki gri arabayı da geçelim. Tamam. Sağdaki ilk alana girelim. Şuradaki ilk alan var. Şura mı hocam? Evet. Tamam. Buraya giriyorsun. Çok sola kırma. Güzel. Tamam. Evet, tam yerimdeyim. Alan burası. Evet hocam, azıcık yine koltuğunuzu ben sizden tabii rica etsem. Tamam, süperim. Ben biraz yatırıyorum koltuğu arkadaşlar. Doğal olarak da kelebek camında Dubai'yi göremiyor öğrenciler. Biraz öne almışım koltuğu. Evet. Ben de şimdi aynamdan. Üçüncü Dubai'yi göreceğiz. Evet, üçü gördüğüm anda duracağım. Tamam. Ay çok gördüm. Azıcık ileri gideyim. Önemli değil. Değil mi? Hayır. Tamam. Zaten öne alma hakkınız yok sınavda. Öyle mi? Tabii. Hmm. İçeride hamle yaparsın. Çok yaklaşırsın. Tamam. Sen aynı parkını uygula tekrar. Devam ettir yani. Parkını. Devam ediyorum o zaman. Gel bakalım. Tamam. Allah'ım ya. İşte ne yapalım? Bak. Kornadan sana ne? Bak yine şimdi kornayı taktım. At arabası, korna, komisyon. Komisyon. Ben daha çok girerim. Boş ver sen onları ya. Evet. Günde bize 100-150 tane korna çalıyorlar. Biz ne yapalım? Evet. Şimdi bazen şoförler böyle korna çalındığı zaman çok sinirleniyorlardı. Tamam. Hayatta sinirlenmiyor. Ben de diyorum ki Allah Allah ne var ya, çaldıysa çaldı, ne sinirleniyorsunuz. Şimdi ne oldu? Girdim. Direksiyonu niye kırıyorsun? Öyle geleceksin. Hı. Tamam. Şimdi ön lastikteydi mi acaba? Bakalım mı? Ekran başındakiler baksın. Değmiş mi? Ön lastik bir düzelt bakalım. Düzelt. Şu anda geçerli. Şimdi birazcık öne. Evet, birazcık öne gittiğin zaman tam oturur lastiğin. Tamam. Yeter. Çıkayım. Bir kere daha girelim mi bak hocam? Bakın şimdi arkadaşlar. Şurada kaldırım var. Vatandaş parkın alanın içinde geziyor. Yani normalmiş. Şimdi sürücü adayı zaten bir anda çıkar vurur. Her vatan... şeye takıyoruz kafayı. Evet yani bir de zaten her şeye takıyoruz. Ben ilk park sınavdan sonra. Park alanında ne işiniz var sizin? Evet. Özel görevde değilseniz, müfettiş falan değilseniz hiç orada durmayın. Geçin kaldırımdan yürüyün mesela. Şimdi buradan nasıl çıkacaksın? Tam sol yaptım. Şu an tam soldayım. Hadi sinyalimi bakalım. Verip İnşallah. Çıkacağım. Bakalım çıkabilecek miyim? Bakalım çıkabileceğiz mi? Çıkacağım, çıkacağım. Dubai'ye vurdum. Şu anda kaldım. Şu anda kaldık. Evet, kaldım. Biz de hamle yapmadık mı? Yaptık. Yaptıysak ne yapacağız? Geri gelmemiz lazım. Hmm. Tabii. Alan dar çünkü. Evet.
Tamam. O zaman ilerliyoruz. Tamam, ilerliyoruz. Bir saniye pes şu. Pes etmek yok biliyorsun. Yok yok, şimdi bir sonrakine o kadar güzel gireceğim ki. Şimdi kafamı boşalttım. Şimdi devam etme. Etmiyorum, etmiyorum, görüyorum. Bak hala park alanında gidiyorlar. Hala. Araba park ediyor. Ben kalkayım mı? Ne yapayım? Devam et. Tamam. Şimdi aday orada 3. duba yerine yanlışlıkla teyzeyi görse, bunun gitti. Vebali kimde? Bunun vebali teyzede bence. Teyzede mi? Ya elindeki ama bastonu 3. duba olarak gördün, ne oldu? İşte o zaman vebali amcada. Bütün sen, park alanlarını geze geze gittiler, mükemmel. Sen neden? Ne? Benim şişem nerede, dubam? Biri de şey yazmış, bir arkadaş. Dubai'yle çalışmayı doğru bulmuyormuş. Şişeyle çalışmayı doğru... Nerede bu şişe ya? Ben de onu arıyorum. Geçmişsin. Geride. Gel gel gel. Gel. Geliyorum hocam. Geliyorum geliyorum. Ama vitesin bile. Sen devam et öndeki yere. Öndekine giriyorum. Tamam hadi. Kız ne yazmış? Şişeyle çalışmayı doğru bulmuyorum. Çünkü dubalar değişiyor mu demiş, ya bir şey demiş. Ya arkadaşlar, bu şişe yüksek görünsün diye koyduk biz bunu. Koyuyorlar yani. Evet. Yüksek görünsün diye. Sınavda orada zaten numara oluyor. Şişeyle bir alakası yok ki onun. Yok. Sadece görebilmek için yapıyoruz onu. Ben şimdi zaten sınavda buraya hiç gelemediğim için bilemiyorum. Onun hakkında yorum yapamayacağım. Şimdi bakın, bu sefer çok güzel park edeceğim hocam. Hadi. Hadi bakalım. Şimdi yavaş yavaş geliyorum. Evet, stop ettim. Stop ettirdim. Debriyajı kaldırdın. Frene de basıyorsun aynı anda. Hem gitmek istiyorsun hem istemiyorsun. Kararsızım. Karar ver. Gitmek mi istiyorsun, istemiyor musun? Gel. Geri vites. Geri vites. Sen geriye atmıyorsun ki. Attım ya hocam. Allah Allah. Bugün hep bir şaşırdım yani. Bu nasıl bir işti böyle? Bak şu amca... Şimdi bu komisyon başkanını konuşmak bile beni gerdi. Hadi ona suç atayım şimdi de. Bugünlük suçlu at arabası bence. Düzelt bırakıyorum. Evet. Şimdi yavaş yavaş. Atın umrunda mı? O zaman senin de umrunda olmasın. Evet, atçı amca odun pazarına girdi bile. Bir saniye ya, ben niye aynamı indirmiyorum? Demin de kör kör yaptım, şimdi düzgün yapayım. Düzelteyim mi? Güzel. Maşallah. Ha. Harika. Bak, tek hamleyle girdik ya biz şimdi. Evet. Tek hamleyle çıkabilirsin. Evet. Gözün kapalı çıkabilirsin ama gözün açık çık sen gene. Bence de gözüm açık gözün çık açık ben çık. Gene de. Öndeki dubaların yeri değişti mi? Değişmedi yani, sabit de orada duruyor. Evet. Sen tek girdin ya. Evet. Tek de çıkabilirsin. Tek de çıkabilirsin. Öne hamle yapmadığın sürece sorun yok. Sorun yok. Güzel. Bak böyle işte. Evet. Burada sonlandırıyoruz yayını. Yayını sonlandıralım. Nilgün Hanım'ın haftaya pazar günü sınavı var. 18'inde mi? 17. 17'sinde sınavı var. Neyi ötürüyorum? Başarılı olacağına inanıyorum. İlk sınavda da inanıyordum ama demek ki aşması gereken bazı durumlar oldu. Evet yani. Varmış demek ki. Kimseyi takmayacağım, kimseyi artık. Kimseyi takmayacaksın. İstediğini söyleyebilir bana artık. Keyfine bakacaksın. Bu da şeydi ya, bu tecrübeydi. Mesela öğrendim artık. Hem hayat tecrübesi. Evet. Hem de direksiyon ne tecrübesi. Ne atan ne başka bir şeye. Hiçbir şeye takılmayacaksınız. Takılmayacaksın. Takılmayacaksınız. Bakalım. Oldu. Görüşürüz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu sefer dua edin bana da geçeyim ya. Bir gün hanıma bir dua alalım. Evet. Gerçekten bu sefer geçmek istiyorum. Ben de bir dua ederim abi. Hadi gitsin. Teşekkür cidden ederim. Edeceğim. Sana bir dua edeceğim. Gerçekten mi hocam? Vallahi. Çok teşekkür ederim. Hadi başarılar. Sağ olun. Görüşürüz. Hoşça kalın.